Sağlık, halk sağlığı sorunu yaratan çiçek aşısının Edirne'de uygulanma metotlarını İngiltere'ye götürüyor. Çiçek aşısı Avrupa'ya Edirne'den gitti. Modern tıbba birçok yönüyle örnek olan Sultan II. Beyazıt Külliyesi 16. yüzyılda Avrupa'da ölümcül bir hastalık olan çiçek aşısına çare oldu. Avrupa'da enfeksiyonlu mücadeleyi Osmanlı'dan Edirne'den öğrendi. Osmanlı İstanbul İngiltere Şerifi'nin eşi Lady Mary Montague, 17. yüzyılın başında Edirne'de kaldığı sırada ölümcül çiçek mikrobuna Türk hekimlerinin çare olduğunu fark ediyor. Mortekü, Türk kadın hekimlerin fil dişi bıçaklarla ve ceviz kabuklarıyla uyguladığı çiçek aşısını Edirne'den Londra'ya götürüyor ve Avrupa'da ölümcül olan çiçek enfeksiyonuna karşı geliştirilmiş tedavinin yayılmasını sağlıyor. Avrupa çiçek aşısının Edirne'den yayıldığını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yener Yörük, dönemin İngiliz büyükelçisinin eşi olan Lady Montagu'nun Edirne'de gördüğü aşı tekniğini öğrenerek İngiltere'ye götürdüğünü söyledi. Rektör Yörük şunları kaydetti: "Külliyede bir odamız Lady Montagu odası." Biliyorsunuz Lady Montague 1700'lerin başında Edirne'de bulunuyor. Kendisi İngiltere Büyükelçisi'nin hanımı. O zaman Edirne'de burada gördüğü, o dönemde büyük bir halk sağlığı sorunu yaşatan, çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşının Edirne'de uygulandığına, Edirne'de uygulanma metotlarını İngiltere'ye götürüyor. Burada ilk önce kendi çocuklarına uyguluyor. Çiçek aşılama metodu Edirne metodu olarak bilinir bu Avrupa'ya Edine'den yayılıyor. Bunu da müzenin bir odasında ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Burada 15. ve 18. yüzyıl arası Osmanlı tıbbını yansıtmaya çalışıyoruz dedi. Bir odamızda Lady Montague odası yaptık. Biliyorsunuz Lady Montague 1700'lerin başında Edirne'de bulunuyor. Sefirin hanımı olarak. İngiltere Büyükelçisi'nin o gün için hanımı olarak. Ve o gün burada gördüğü, Edirne'de gördüğü o gün için büyük bir salgınlar ve sağlık halk sağlığı sorunu yaratan çiçek aşısının Edirne'de uygulanma metotlarını İngiltere'ye götürüyor. Ve önce kendi çocuklarını uyguluyor ve çiçek aşılama metodu Edirne metodu olarak bilinir. Bu Avrupa'ya Edirne'den yayılıyor. Bunu da biz bir odamızda da bunu gösteriyoruz. Bunun gibi değişik sunum tekniklerini kullanarak burada 15. 18. yüzyıl Osmanlı tıbbını canlandırıyoruz yaşayan bir müze şeklinde.